Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere farklı şekillerde hamsi pişireceğim irfırayda. Öncelikle hamsilerimin kafasını ve içindeki kılçığına kadar güzelce bu şekilde temizliyorum. Sonrasında arkadaşlar üzerine bulamak için biraz mısır unu kullanacağım. Balıklarım kadar mısır ununu güzelce kabıma boşalttım. Bu şekilde yavaş yavaş hamsileri ezmeden benim hamsiler birazcık küçük bu arada biraz daha büyük olsaydı daha iyi olurdu. Bu şekilde alttan üste biraz da tuzlayarak güzelce karıştırdım arkadaşlar. Şimdi burada Instagram'da tesadüfen gördüğüm bir tarifi denemek istedim. Kim yaptığını göremedim çünkü hemen kayboldu. Bu şekilde sarma gibi hamsileri güzelce sarıp bir tepsiye dizmişti. E, ben de bunu aynı şekilde airfryer'da e, deneyeceğim bugün nasıl oldu diye sizlere de göstermek istedim. Farklı bir sunum, e, değişik bir sunum oldu. Gerçekten e, kılçıksız olması, özellikle tek lokmalık olması, görsel açısından yani sunum açısından da güzel olması hoşuma gitti açıkçası. E, tam misafirlere yapılacak bir e, yemek gibi oldu. Bu şekilde güzelce hepsini e, sararak Hazneye yerleştiriyorum. Altına burada yağlı kağıt serdim e, çünkü çıkarmam kolay olsun diye. Yağlı kağıt sermesem de balıklar yapışmıyor arkadaşlar. Bu şekilde güzelce her tarafını e, yapacağınız kadar artık doldurabilirsiniz. Eğer aparatını almışsanız alt üstü şekilde de yağlı kağıt koyarak pişirebilirsiniz gönül rahatlığıyla. Çünkü balık bu yani fazla bir canlı yok hemen pişecek bir ürün. E, sadece pişirme şekli açısından bu şekilde göstermek istedim videonun sonunda da pişmiş halini göreceksiniz ee, burada arkadaşlar e, güzelce haznemi doldurdum e, sonrasında e, bazıları kılçığını aldığım için dağıldı burada sağlam olan balıkları toplayıp e, sarıyorum diğerleri sarılmıyor bu şekilde hepsini e, koydum arkadaşlar üzerlerini hafifçe e, sıvı yağ gezdirdim böyle spreyle Spreyi almadım kendim yaptım kanalımda videosu var bakabilirsiniz geri kalan sağlam balıkları yani ayrılmamış balıkları altına tereyağı sererek bu şekilde bol cama diziyorum bunu da pişirecektim ama ağır geldi bunu yarın yapacağım artık bu şekilde yapıp buzdolabında bekletiyorum yani bir öğün yemek olarak böyle dursun anında çıkarıp pişirebileceğiniz bir yemek oldu bu şekilde de. Diğerini üzerine yağ gezdirdim. Bunun da altına tereyağı sürdüm. E, bakalım hangisi daha güzel pişti diye e, bu şekilde farklı farklı denemek istedim açıkçası. E, geri kalanları da güzelce karıştırdım. Onları doğrudan pişireceğim. Bu şekilde Arkadaşlar şimdi bunları balık modunda e, 140 derece 15 dakika balık modu olarak otomatik ayarlanmış. Bu şekilde sonucu göstereyim size. Gördüğünüz gibi görsel açısından çok güzel oldu. Sanki baklava gibi duruyor yani. Böyle ben çok sevdim. Sizler de yorum yaparsanız çok sevinirim. Biraz da şeklini bozmadan çıkarmak istedim burada açıkçası. Yağlı kağıda birkaç tanesi yapışmıştı. Bu şekilde rahatlıkla da onu çıkardım. Yanında da havuç salatası yaptım. Gerçekten harika oldu diyebilirim. Üzerine de bu şekilde limonları görsel olarak koydum İçerisine sonradan sıkabilirsiniz bu şekilde denemek isteyenlere tavsiye ederim yağlı kağıdımı atmadım tekrardan içerisine koydum e, niye koydum Ben de bilmiyorum öylesine e, geri kalan dağılmış yani bütün olmayan balıkları da bu şekilde içerisinde pişireceğim e, üzeri için soğan bir yarım soğan bir tane soğan fark etmez biraz da e, salatalık turşusu koydum Yağlayıp 2-3 kaşık yağ koydum Güzelce karıştırdım Bunu arkadaşlar balık modunda değildi Biraz daha hızlı pişmesi için 170 dereceye aldım Yine 15 dakika kadar pişti Burada gördüğünüz gibi güzel bir sunum yaptım sizlere Gerçekten davet sofralarında yakışacak bir şekil oldu diyebilirim size Böyle tek tek almanız kılçıksız olması da e, ayrı bir güzel oldu diyebilirim. Salatanın yanında güzelce yiyilebilecek bir yemek oldu. Zahmeti çok mu? Çok yani e, kafasını ayıklamanız, ki kılçıklarını çıkarmanız biraz zor oldu ama yemesi çok lezzetli. Burada da bütün olarak attığım balıklarım var. Hiç özenmedim. Sadece 2-3 kaşık yağ koydum. E, bu da güzel pişti arkadaşlar. Yani her tarafı pişti. E, bunu da buradan belirteyim size. Normal tavada yağda pişirdiğiniz balık gibi tadı olmuyor. Hele ki mısır unu koyduğum için tadı biraz kuru oldu. Yani o balığın yağlı yağlı tadını bekliyorsanız öyle bir tat alamayacaksınız. Bunu buradan söyleyeyim size. Beğenip abone olmayı unutmayın. Yorumlarda buluşalım. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.